Evet, grid sisteminden devam ediyoruz. Grid sistemi önemli olduğu için biraz daha devam edeceğim buradan. Şimdi tekrar bir satır daha oluşturacağım. Div class row diyorum. Şimdi satırın gene sıfırlayalım şeylerini. M0 diyorum. Satırı sıfırladık. Şimdi şuradaki kolonları bir tanesini kopyalayacağım. Ya da şuradaki en baştakilerden kopyalayalım. Şöyle 1 ve 2'yi kopyalıyorum buraya. Yapıştırdım. Şimdi bu 1 ve 2'nin içine mesela atıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi burayı tabi artık 1 yapmayalım mesela. Kaç olsun? 6'ya 6 olsun. 6'ya 6. Şimdi böyle bir bakalım tasarımımıza. 6'ya 6. Evet bakın 6 6. Buradaki tabi yazı da sildiğimiz için. O da kol 1 diyelim. Şimdi tekrar geliyorum. Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki bunun içine, şuradakinin içine 3 tane daha yerleştirmek istiyorum şunun içine. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi buraya geliyorum tekrar. Div class call. Ne yapmam gerekiyor 3 tane yerleştirmem için? Toplamda 12 idi. 12'yi 3'e bölersek 4. O zaman ben call 4 yazmam gerekiyor buraya. 1 diyorum. Bunun aynısından bir tane daha kopyalayacağım. İsterseniz bunu da bir satırın içine yerleştirebilirsiniz. Tekrar geldiğimde şuradaki tabi yazıyı silebilirsiniz istiyorsanız. Eğer bakın yazıyı silmezseniz bunu işte böyle bir sonuç elde edebilirsiniz. Buraya div class row derseniz bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Şu şekilde geliyorum aşağıya. Kapattım. Bakın eğer bir satıra almazsanız böyle bir sorun yaşayabilirsiniz ama şu anda bakın üstte bir alan var. Üstte bir alanın altında 3 tane daha kutumuz var. Ya buna isterseniz kırmızı rengi de ekleyebilirdiniz. Farklı renk de ekleyebilirdiniz. Burada zaten gösteriyor. 1 2'ye böldük. Önce 6 6, sonra bunu 3'e böldük. 3'e nasıl böldük? Şimdiki her zaman için mesela burası eğer 1 bile olsaydı onun içine sığdırmak için bunu yine 12. İki tane koyacak olsaydık 6 6 yapacaktık. Yani şunu biz tam gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Şuradakini. Bunun içine yeni bir tane daha koyacağımız zaman sığdırmak için yine 12'ye eşit diyoruz. Bunun temel mantığı bu. Şimdi bir sıra daha yapalım. Devam edelim. Offset'i de göstereyim bu derste. Div class row diyorum. Ve M0 yapıyorum buraya. Sıfırlamak için. Div class call lg 4 yaptım veya 4 diyelim. Şimdiki şuna bakalım. Bakın buraya geldi. Bu beyazlar neyle, nereden beyaz olmuştu? Kolom diye yazmıştık, o yüzden beyaz olmuştu. Kolom diye yazabiliriz buna. Evet, beyaz oldu. Bakın 4, 8, 12. Şimdi bunu offset yaptığımızda bakın mesela kol offset ya da şöyle yapalım offset, evet call md offset, lg offset var mıydı bakalım. Evet şurada md, bunu md yapmamız gerekecek zannedersem. Şimdi call md 4 diyorum buna, 4 diyeceğim bakalım. Bakın şimdi 4 dediğimde offset yaptığımda bunu 4 birim daha bu tarafa itti. Mesela bunu 4 değil de mesela 2 deseydik ne olacaktı? Bakın 2 birimlik buradan bu tarafa gidiyor. Mesela bunu 12'ye tamamlamak istersek mesela 8 dersem bakın buraya geldi. Mesela ben gene şimdi şöyle yapayım. 4 yapayım. Offset'te bakın bu bir satır şu anda. Bir kutu yaptık şuraya şu anda. Yanlış algılamayın. Şimdi bakın bir kutu yaptım. Şimdi ben bunun yanına
Bakın bir tane daha div oluşturuyorum. Div call, pardon, div class. Burası önemli. Call lg. Şimdi biz ilk divimizde kaç yapmıştık? Şöyle göstereyim. 4 yapmıştık, değil mi? Bir satırın içine ne demiştik? 12 olması gerekiyor demiştik. Yani buraya 12 yapmamız gerekiyor tamamlamak için. 12. O zaman 8 yapıyorum ben bunu. 8 yaptığımda bakın şimdi ne olacak? 8 yapıyorum buraya. Buna da 8 diyelim. Şimdi bakın. Yeniden yüklediğimde bakın. Burada yani normalde buraya gelmesi gerekirken buraya aşağıya düştü. Sebebi de şu. Burada offset olduğu için 4, 8, 8 de burada 16 yapıyor. Eğer ben bunu 4 yapsaydım 4, 8, 12 olacaktı. Ve bakın offset yaptığım halde oraya şöyle ta yeniden yüklediyorum. Bakın buraya geldi. Bu 8 yazdığına bakmayın. Tabi orada 4 var. Şu an 4 yapalım da kafanız karışmasın. 4 yapıyorum. Ya arkadaşlar kusura bakmayın, bilgisayar sıkıntılı çalışıyor. Evet, şu anda offset'i de anlatmış olduk. Aslında çok da zor değil. Bu en önemli kısım bence, yani ben en azından ben de bu işe yeni başladım, yani yeni öğrenmeye başladım. Set diyebileceğim bu. Bunu kavradıktan sonra proje üretmek aslında o kadar da zor değil Bootstrap'la. Buradaki mantığı algıladıktan sonra çok da hani kullanır mısın bunu? Bazen ortalamak için falan mesela bu tip şeyleri kullanabilirsiniz belki. Bunda Dreamweaver'da bir tek şeyde Bootstrap'ta temel olarak direkt kutuyu ortalama yok bildiğim kadarıyla. Bunu da artık böyle matematiksel olarak kendiniz hani akıl yürütüp ona göre ortalayabilirsiniz. Nasıl yapmanız gerekiyorsa. Evet. Satırları gösterdik. Kolları gösterdik. Şimdi bir de bunları mobil diğer cihazlar için nasıl gözüküyor, onları da bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.